bir marangoz varmış. Tahtadan oyuncaklar yaparmış. Kar durdu. Artık gidersin ha. Yıldızlar ne kadar yakın görünüyor değil mi? Sen yıldızları saymaya başla. Ben yatıyorum. Nur Sürer, o Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından biri. Ödüller almış, filmleri yasaklanmış, darbeyi görmüş, gözaltına alınmış, greve katılmış ama oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmemiş başarılı bir kadın. Onun hikayesinde başkaldırı, asilik var. Çocukluğunda başına buyruktur ta ki oyunculukla karşılaşana kadar. Nur Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ahmet Bey ve Rabia Hanım'ın kızı olarak hayata adım atan Nur'un gerçek adı Şennur Sürer'di. Ailede iki kız ve bir erkek kardeşi vardı. Küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasıyla zorlu bir çocukluk geçirdi. Ancak annesi daha sonra sevgi dolu bir evlilik yaparak Nur'u ve kardeşlerini korudu. Annesinin evlendiği adam aileyi sevgiyle kucaklayan bir figürdü. Nur bu sade yaşamın içinde büyüdü. Yoksul bir ailenin ferdi olarak gazete ve kitap almak mümkün değildi. Ancak bir radyoları vardı ve bu radyo evin en üst noktasına konularak çocukların ulaşmasını engelliyordu. Bu zorluklara rağmen aile aydın bir çevreden geliyordu. Annesi Arnavutluk'tan, babası ise Ekim Devrimi sonrasında Rusya'dan gelmişti. Dağıstanlıydı. Nur, ailesinin geçmişiyle yetinmeyip sürekli kendini geliştirmeye odaklandı. Kitapları kütüphaneden alıp okuma alışkanlığı, onun ileriye yönelik çabalarının sadece bir göstergesiydi. Nur Sürer'in hayatında zorluklarla başa çıkarak ve öğrenmeye olan açlığını hiçbir zaman kaybetmeden şekillendirdiği bu çocukluk yılları onun Yeşilçam'daki parlak kariyerinin başlangıcını hazırladı. Nur Sürer çocukluk yılları için annesiyle yaptığı kavgaları, başına buyruk bir şekilde davranmasını Cumhuriyet gazetesinden Elif Tokbay'a şöyle anlatır. Çok otoriter bir kadındı benim annem. Üvey babam da iyi bir adamdı. Erkekten arkadaş olmaz lafı var ya, annemden çokça duymuşumdur mesela onu. Annem kız arkadaşları bile sevmezdi. Acaba bunlar kandırıyor mu benim kızımı falan diye. Ben kafama göre takılan bir kız oldum hep. Bana dişini geçiremiyordu annem. Öbürlerini bari kaçırmayayım diye onlara abandı. Beni bıraktı kendi halime. Tamam tamam diyordu. Dinlemiyordum yani annemi. Sevgililer, şunlar bunlar, kafelere gitmeler, okuldan kaçardım. Bursa'da diskotekler vardı. Deli gibi dans ederdim. Okuldan kaçıp sinemaya giderdim. Eteğimi yukarı çekerdim. O zamanlar devamsızlık hakkı 30 gündü. 28 gün kaçardım ben. Başka sınıftan kızları da ayartırdım der. Nur Sürer'in hayatı beklenmeyen dönemeçlerle dolu bir masala benziyordu. Liseden sonra üniversite hayali ailesinin ekonomik zorlukları nedeniyle suya düşmüştü. Büyükşehirdeki üniversitelere ulaşmak zor, hatta imkansızdı. Ailenin bir kısmı İsviçre'de yaşarken Nur da umutlarını bu ülkede aramaya karar verdi. 4 yıl boyunca İsviçre'de kalan Nur, hayatın cilvelerini keşfederken İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Taksim'de bir otelde çalışmaya başladığı dönemden kısa bir zaman sonra 2 yıl süren bir grev başladı. Ancak bu süreç onun hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Tanıştığı kişiler ve gelen tekliflerle bir reklam filminde boy göstermeye başlayan Nur, adını duyurduğu mankenlik ajansına kaydoldu. Gelen film teklifleri genellikle komedi türündeydi ve şarkıcılarla yapılan projelerdi. Ancak kalbini oyunculuğa kaptırmış bir ruh olarak bu işlerin içinde olmak istemiyordu. O dönemde hayatına giren Bülent Kayabaş'la yaşadığı ilişki onu sinema dünyasına taşıdı. Nur Sürer istemediği yollardan değil, kalbinin rehberliğinde ilerleyerek sinema camiasına adım attı. Nur Sürer'in ilk büyük çıkışını yakaladığı film 1979 yapımı Bereketli Topraklar üzerine oldu. Orhan Kemal'in romanından uyarlanan bu film, Nur Sürer'in yeteneklerini oyunculuk sahnesinde sergilediği bir filmdi. İsveç-Türk ortak yapımı olan filmin yönetmenliğini Erden Kral üstlenirken senaryo ekibinde de usta oyuncu Tuncel Kurtiz bulunuyordu. Evli misin, ergen mi be? Ergenim. Aferin. Niye? Ancak o dönemde kadın oyuncuların aileleri senaryolara müdahale etmeye başlamıştı. Bu durum kadın oyuncularla anlaşma sorunlarına neden oluyordu. Nur Sürer bu karmaşanın içinde ekiple birlikte yer alıyordu. Tuncel Kurtiz'in ısrarıyla bir anda başrolde buldu kendini. Nur Sürer bu anıyı şöyle anlatır. Nasıl yaparım? Olacak iş mi dedim. Ama ne olduğunu anlamadan kendimi ilk sahneyi çekerken buldum. O filmin o ilk sahnesini hiç unutamıyorum. Sahneyi çektikten sonra Erden Kral ve Tuncel Kurtiz koşarak gelip sarıldılar. Neticede çok iyi bir iş çıktı ortaya. O da Türkiye'nin en iyi işçi filmlerinden biridir der. Bu unutulmaz an Nur Sürer'in oyunculuğa olan yeteneğini ve kararlılığını kanıtladığı bir dönüm noktasıydı. Film sadece bir yapım değil, aynı zamanda Sürer'in kariyerindeki parlak bir başlangıcı temsil ediyordu. Nur Sürer 1980 yılında Bir Günün Hikayesi filminde Fikret Akan, Şerif Sezer ve Gökhan Mete gibi oyuncularla oynar.
bu film 2 yıl boyunca sansüre takılır. Nur Sürer bu filmin ilk ismi Sabah'tı hatta. Biz filmi Temmuz ayında çektik döndük. Üstüne 2 ay sonra darbe oldu ve film kaldırıldı. Bir işçi hikayesi, dram yönü ağır basan bir filmdi. Mecburen film çıksın diye 1,5 yıl sonra gittik, aşk sahneleri çektik. Film bir aşk filmi gibi paketlendi. Sırf film çıksın diye öpüşme sahnesi ekledik. Filmi ancak 2 yıl sonra izleyebildim der. Bu film Sinan Çetin'in ilk, Nur Sürer'in ise ikinci filmidir. Bu film Nur Sürer'e ödül getirir. Nur Sürer aslında ilk filmim Bereketli Topraklar Üzerine ile de ödül alabilirdim. Fakat o sene darbe olduğu için Antalya Film Festivali yapılmadı. 81 yılındaysa film görmezden gelindi. Çünkü jüride general vardı. Jüride rahmetli Nisa Serezli, Burçak Evren vardı. Onlar aktardı. Film çok beğenilmiş. Sonra şöyle demişler. Durun bakalım, daha ilk filmi. Biraz daha oynasın da öyle görelim. Belki şöyle oldu. O zamana kadar ben hep sinemada o geçiş döneminde Yeşilçam'ın içinde de oldum ama o kuşağın geçiş sürecindeki bir oyuncuyum. İyi şeyler yaptık biz en azından. Bizden önceki insanlara da bir cesaret verdik. Onların da bir takım kanunları vardı. Belli bir süre sonra onları bıraktılar. Bizimle birlikte oldu. Ama asıl bu durumun önde koşucusu Müjdar oldu. 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülü alan filmimiz var. Umuda Yolculuk. Gerçek bir drama anlatan hikayesiyle çok etkileyici bir filmdi. Maraşlı Alevi bir ailenin yasa dışı yollarla resimlerde gördükleri İsviçre'ye gitmeye çalışırken başlarına gelen korkunç olayı anlatıyor. Nedense kimse bilmiyor bu filmi. Film burada çok duyulmasa da orada bütün ülke duyurmuştu. Çünkü öyle hikayeleri yok adamların. Trafik kazaları bile yok der. Nur Sürer, Derman, Fidan, Ayna, Dul Bir Kadın, Yılanların Öcü, Son Urfalı, Ses, Dönüş, Uçurtmayı Vurmasınlar, Suyun Öte Yüzü, İz, Yara, Abdülhamit Düşerken, Sır Çocukları gibi birbirinden başarılı sinema filmlerinde oynar. Nur Sürer, Yeşilçam'ın bittiği, TV'nin hakim olduğu dönemlerde de kendini yeni döneme uyarlayarak dizi projelerinin en çok aranan ismi olmayı başarır. Kurşun Yarası, Gülizar, Ihlamurlar Altında, Asi, Masum, Sultan, Çukur, Camdaki Kız ve son olarak Aile dizisinde yer alır Nur Sürer. 40 yılı aşkınları oyunculuk kariyerini sürdüren Nur Sürer, oyunculuk aslında benden bir şey götürdü diyemem. Aksine kattıkları çok oldu. Çünkü ben ilk filmimde rol aldıktan ve oyunculuğa başladıktan sonra oyunculuğuma yapılan övgüler beni çok mutlu etti. Eleştirmenlerin o övgülerinden ve seyircilerden gördüğüm ilgiden sonra iyi ki oyuncu olmuşum dedim. Bugün de bu cümleye şunu ekliyorum. İyi ki oyuncu olmuşum ve iyi ki senelerimi bu meslekte geçirmişim. Setlerde kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de iyi bir ekiple, iyi bir hikaye içindeysem kendimi harika hissediyorum der. Nur Sürer hiçbir zaman istemediği rollerde yer almadığını söyler. Bu yüzden 1979 yılları ticari, şarkılı, türkülü, komedi filmlerin çok fazla iş yaptığı dönemlerdi. Ama benim kararıma ters düştükleri için o filmlerde yer almadım. Kendimi o filmlere yakıştıramadım. O filmlerde sadece bir türkücünün sevgilisi olarak kalacaktım. Öyle görünmek benim hayat görüşüme de çok ters. Eğer bana beklediğim ve oynamak istediğim roller hiç gelmeseydi de sırf oynamak için o filmleri kabul etmezdim ve bırakırdım oyunculuğu. Ama kısa süre sonra teklifler gelmeye başladı. Çünkü aynı fikirleri paylaştığımız yönetmenlerin festival filmi yapmak gibi dertleri vardı. Bu yüzden aynı dili konuştuğum yönetmenlerle ve ekiplerle çalışma şansım oldu. Nur Sürer hiçbir zaman otoriteye boyun eğmediğini ifade eder. Asilik ve özgürlük çocukluğumdan gelen bir şey. Otoriteye hiçbir zaman boyun eğmedim. Mesela Bursa'da hoş karşılanmazdı ama genç kızlık zamanlarımda inadına sevgilimle evin kapısına kadar gelirdim. Annem artık bir noktadan sonra görmemezlikten gelirdi bu durumu. Deli derdi bana. Kalıplaşmış normlara o zamandan gelen bir başkaldırı vardı her zaman bende. Nur Sürer ve Bülent Kayabaş evliliğinden Ümit Kayabaş isimli bir oğlu vardır. Daha sonra 1994 yılında Sarp Kuray'la evlendi. Bu evlilik için ben Sarp'ın nerede olduğunu bir tek cezaevindeyken biliyordum. Telefonda uzun süre konuşmayı sevmem. Evlilik yüzüğü takmam ama adamcağız hiç çıkarmadı bugüne kadar. Böyle şeyler bana yük geliyor. Hala aşığım. Aşk olmazsa olmaz. İlk evliliğimde Bülent'le bir yerden sonra arkadaş olmaya başlamıştık. O beni biraz sıkmaya başlamıştı. Ama bir kere bile birbirimizin kalbini kırmadık. Birbirimizi hep sevdik ve saydık. Sarp'la tanıştığımda 38 yaşındaydım. O 68 kuşağındandı. Zaten ona karşı bir hayranlığım vardı der. Nur Sürer politik görüşleri olan, her zaman tavrını açıklayan bir oyuncu olmuştur. 1 Mayıs mitingine katıldığı için gözaltına alındıktan bir gün sonra
serbest bırakılır. Yakın dönemde de en başarılı bulduğunuz siyasetçi var mı sorusuna Selahattin Demirtaş yanıtını verir ve ekler. Selahattin Demirtaş'ın bütün Türkiye'yi kucakladığını düşündüm her zaman. Çok samimi. Mesela MHP'li birinin böyle bir şey olmasaydı da keşke bizim partimizde olsaydı böyle bir adam dediğini duydum. Mesela benim annem CHP seçmeni. Ölmeden 2 sene önce çok seviyorum bu çocuğu, çok beğeniyorum derdi. Bir ben değil, bir sürü insan bayılıyor. Selahattin Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine. Ne yaptı Selahattin Demirtaş diye sorar. Siyasi görüşlerinin işine engel olmadığını söyleyen Nur Sürer, engel olsa bile bir emekli maaşım, bir de evim var der. Nur Sürer'in her insan gibi politik görüşleri olsa da herkes onu başarılı oyunculuğuyla tanıyor. Her oynadığı projede farkını ortaya koyan Nur Sürer mutlu olduğu oyunculuk kariyerini başarılı sürdürmeye devam ediyor. Onu daha fazla projede görmek dileğiyle. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.